Bugün Parara kanalımızda geometrik bir meydan okuma var. Farklı lezzetler ve çok komik anlar sizi bekliyor. Bence çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. Oh hayır, ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? O çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. Tamam, tek yapmam gereken en iyisini olmak. Ay çok acıtıyor. Yeter mi artık? Tabii hayır, çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm inileri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşalarım bile var. Tadam! Şimdi her şeyi ısırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından lezzetlidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Hayır, yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. Kıpırdama, bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay, Vita, dondurmamı nereye götürdün? Onu geri getir. Hayır, gördün mü? Oyun yuvarlak kokuları var. Bu da benim oldukları anlamına geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak işlemeden sonra toplar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Awesome. Dondurmayı Vita'ya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex, şimdi sen de kapağını açabilirsin. Okay. Vay canına, ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O zaman bakalım aynı üçgen bebeğleri sandviçin tadını nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Enfes! Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa, Alex hayır hiç üzülmedim. Awesome. Of of of. Ama burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sandviçte bu biber nereden, yardım edin? İç yangını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Ah, hayır. Az önce ne içtim? Vay canına. İşte bu gösteri. Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? Vita'da cips var. Bende ne var? Vay canına. Umarım ben de şanslıyım. Hayır. Ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. Hiç yapmak istemiyorum. Buna gerek kalmayacak. Çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar sulu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Kendime nasıl da biraz karpuz alabileceğimi biliyorum. Özel bir kaşıkla. Casey tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım. Kıskaladın. İstediğin kadar atabilirsin. Bu arada karpuzu bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır. Vita sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. Ben de. Ve bu yüzden kesinlikle Vita'yı cipslerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok iyi. Acayip neden boş? Tüm cipsler nerede? Kabus! Bunu yapmaya kim cesaret etti? Cipsler her türlü lezzetlidir.
Ama benim köpek maması yemem gerekecek. O çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığım için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem. Sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Ay, hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl cüret edersin? Şimdi köpekler bir kokuyoruz. Eğlenceliydi. Kızlar, sizce bu sefer kimin şansı olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Mağazalarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen dilimleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolataya bir çift kalite teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık Casey'nin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilimi yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici. Hadi ama asıl önemli olan artık sushi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Hayır, onların yardımıyla yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmanı kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde sushi alıp böyle yemek. Havalı rahat ve eller temiz. Peki ya arkadaşına paylaşmak? Hayır. Dahası neden sushi'ye ihtiyacın var ki? Çok sulu limonların seni bekliyor. Ne kadar ekşi olduğunu hayal edebiliyorum. Defol. Limonların bumeranglar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları. Tabii ya. Limonları daha az iğrenç hale getirmenin bir yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. Awesome. Wow! Ups! Alex üzgünüm. Yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Tamam, saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. Of! Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Ferahlatıcı bir duşa ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be! Yüzünü görmeliydin. Soğan olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O soğanın ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Görünüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinin pizzasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. Bu benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin seni beklediğini bilmek çok güzel. Ve eğer küçük bir parça keserseniz onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl utanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. Parça kare şeklinde, bu da benim olduğu demek. Of ya, neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam, beni tamamen soymadıkları için bari iyi. En azından bir şey yiyebilirim.
Awesome. Beni bir sürü patlayan şeker bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. Bacana gerçekten harika. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlıya şeker açgözlü Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını bil. Hey. İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Alex, şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Vay canına, gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Tamam, sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. Gülmeyi bırakın. Hayır, lollipopumu kırdım. Hiç aklıma gelmemiş de böyle bir şey. Önemli olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Ne kadar lezzetli. Süper. Vay canına, ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika. Artık yemek yemem gerekiyor. Ambalajı ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına, senden öğrenecek çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsini bir kere deneyimek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğütmek istiyorum. Bakın, işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika. Ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex. Korkuyoruz. Tamam tamam. İşim bitti. Şimdi karamelin kaseye dökülmesi gerekiyor. Vay canına, ne kadar çok var. Her şeyi çok iyi düşündün. Evet. Bir tane şekere ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıyı ağzınıza koymamız gerekecek. Bu da fena değil. Ne kadar lezzetli. Durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Mila, şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups, kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdiğim artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Lollipoplar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam, öyle olsun, sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay canına, bu da ne böyle? Bu Mina'nın ağzı. Ne korkunç bir şey. Sorun değil, dişlerimi geri taktım. What? Bu ne böyle? Göremiyorum bile. Mısır tanesine benziyor. Sanırım haklısın. Bende bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum ki. Şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları ısırırsan? İşe yaramıyor. Çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağımı biliyorum. Saç tüsü bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alex, hadi oynayalım. Ya da uyuyalım. Julie haklı, bu çok uzun sürüyor. Bacana, yine de başardım. Harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Bravo, sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet, bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Kendi payımı hazırlamak için saç tüsünden daha ciddi bir şeye ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzları da şüphe ettirdi. Vay canına, başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Elimi yaktım, çok sıcak. Bazen çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika, çok lezzetli. Come on!
Böylece büyük bir porsiyonla nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. Vay canına, bu da ne böyle? Patlamış mısır makinesi. Yoksa siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle. Şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısırım hazır. Bu inanılmaz. Teknolojinin gerçek bir mucizesi. Sanırım daha fazla tahıl ekleyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Hepsini kullanacağım. Görünüşe göre senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Ne? Bu gerçek kanser mi? Korkutucu görünüyor. Ona dokunmak istemiyorum. Hırır, korkunç. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina, sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçek bir arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet, bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yemeğe hazırım. Nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Dürüst olmak gerekirse ben de biraz şaşırdım. Evet, lezzetliydi. Tatlım, böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme, her şey olur. Umarım ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam, kendimi değil, kendimde olanları. Bir parça alacağım. Garip. Konserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Bunu seni tanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlem gerekiyordu. Bu bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar. Bunu yapmak istemedim. Tamam, dene hadi. Mina haklıydı. Gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonum bende olsaydı. Onu yemeyi çok isterdim. Şimdi iştahım açıldı. Harika. Ne yazık ki Mina, seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. Bana harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper. Gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın. Nefis. Çok iyi acıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim, korkuyorum. Bebeğim, buraya nasıl geldin? Hey, her şey yolunda mı? Yardım edin. Yardım edin. Parmağıma sıyırdı. Bir şey yapın. Onu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi. Bugün kahramanlarımızın yediği tüm ürünlerden hangisini sevdin? Yorumlarda yaz. Bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.